Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün Acil Matematik 12 sınıf fasiküllerinde son var ödev föyünün toplam sembolü testindeyiz zannediyorum. Burada bitiyor mu? Şöyle bir bakalım. 45 varmış. Ha bir de düşündüren sorular var. Onlarla da alakalı bir şeyler yaparsak olayı kapatmış olacağız. Vallahi bir fasükülün sonuna gelmiş olacağız. Şimdi hemen birin sorudan şöyle bir başlayalım arkadaşlarım. Bakalım ne varmış ne yokmuş neler yapabiliriz. Şimdi bir kez toplam sembolü adı üzere sembol demiştik biz buna. Yani toplama yapacağımızı bize anlatıyor. Şimdi buradaki indisi i yerine 1 yazacağım ve burada bir şeyler çıkacak. Ben de bunları toplayacağım. Şimdi i yerine 1 yazdım arkadaşım. x1-3 oldu çarpı bu da fx1 oldu. Tamam. Artı 2 yazdım. x2 eksi 3 oldu. Çarpı fx2 oldu. Yani toplam sembol deyince toplayacağım. O çıkan sayıları toplayacağım. Şimdi bizim için x1 1'miş. O zaman ben buraya 1 yazacağım. 1 eksi 3'ten eksi 2 olacak. fx1 f1 demek. Buraya 1 yazdığım zaman 3 1 daha 4 olacak. Burası 4. Güzel. Artı x2 4'miş arkadaşım. 3 çıktı. 1 kaldı fx2 f4 olacak 4 kere 3 12 bir daha buraya da 13 diyeceğim 13 eksi 8 kaç yaptı 5 ile birinci soruyu halletmiş olduk yani sembolü anlayabildiğin zaman hiç aslında sıkıntı çekmezsin şimdi geldik buna doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı iki fonksiyon g f bileşe g2 şimdi bak g'yi şöyle tanımlamış x gördüğüm yere 2 yazarsam demiş burada 2 yazarsam şimdi bu f'nin içinde g2 olacak ya ondan dolayı. Şimdi 1 yazdım 1'in karesi 1. Artı 2 yazdım 2'nin karesi 4. Toparladım bunları 5. Artık G2 5 ise bana F5'i soruyor bu vatandaş. Tamam. Aynı şekilde 5 yazayım. 5 yazayım. Şimdi N yerine 1 yazdım. 2 yazdım. Nokta nokta 5'e kadar gidip toplayacağım. Bunu Gauss halletmiş sağ olsun bizim için. 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 olarak da bunu bulmuş olduk. Yani toplam sembolü toplamam gerektiği söylüyor bana. Geldim 3. soruya. 1, 4, 7, 10, 130. Toplamının kısa ifadesi hangisidir diyor. Ben hemen bakıyorum. Artış miktarları 3, 3 gidiyor. Şimdi bu bir aritmetik dizi. 3, 3 gidiyorsa 3n ve n yerine 1 yazdığım zaman 1 olması için de 3n eksi 2 şeklinde ayarlanabilir. 2 yazdığım zaman bak görüldüğü üzere 4. 3 yazdığım zaman 7 oluyor. Şimdi bazen 1'den başladılar. Bazen 0'dan başladılar. Bazen eksi 1'den başladılar. Hiç ama hiç önemli değil arkadaşım. Bizim elimizde 3n-2 var mı? Var. Değil mi? 3n-2 yokmuş. Şimdi sıfırdan başlayalım. E, kim çıksın? 1 çıkmasını istiyor. 3 3 gideceği belli zaten. 1'den başlayalım arkadaşlarım. 4 çıkmasını istiyor. 2'den baş 2'yi yazalım. 7 çıkmasını istiyor. Şimdi eksi -2 olmasının sebebi aslında ben 1'den başlattığım için aslında 3n 2 yazdım. Daha doğrusu 3k 2. En sonu yazacaktım ama sıfırdan başlaması için Sıfırdan başlamasını istiyorsan burada arkadaşım senin buraya e, 3K'li bir şey yazman gerekiyor. Çünkü dizinin e, e, ortak farkı 3K. Ama 1 çıkmasını istiyorsan artı 1 diyeceksin. Ve en son 130'u kim çıkarır diye bakacaksın. Tamam 130'u kim çıkarır diye bakacaksın. E, bu ne zaman 130 olur? Ona bakarsın. 3K artı 1'in ne zaman 130 olur? 3K'lerin sayı 129 olursa. 3'e bölersek 43 olduğu zamanmış. Bu da 43 olacakmış. Maviler, siyahlar birbirine girdi. 0'dan 3. K artı 1, 43. Dediğim gibi 0'dan değil, başka sayıdan da başlatabilirsiniz. No problem. Geldim bakalım 4'e. Şimdi 1 yazacağım bir sayı çıkacak. 2 yazacağım bir sayı çıkacak. 3 yazacağım bir sayı çıkacak. Ve 18'e kadar bunları yazacağım ve toplayacağım. 1 yazdım. Eksi 1 oldu. Çünkü eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1. Şimdi çarpı 1 yazarsam arkadaşlarım burası 1 oldu beklesin. Artı diyelim. 2 yazalım. Eksi 1'in karesi 1 oldu. 2 yazdım. Burası ne oldu? 2 kere 2. 4. 1 çıktı. 3 oldu. 3 yazalım arkadaşlarım. Eksi 1 oldu. 3 yazarsam burası ne oldu? 6. 1 çıktı. 5. Bir daha yazalım. Bir şey göreceksin. 4 yazalım. Orası artık ne oldu? Artı 1 oldu. Değil mi? 4 yazdım. 1 oldu. 4 yazdım. 7 oldu. Bak şimdi. Burası eksi 1. Burası artı 3. Burası eksi 5. Burası artı 7. Görüldüğü üzere burası 2. Burası 2 iki arkadaşlar. İkişerli ikişerli de hep 2 geliyor. Yani 18'e kadar ben bunu yazdım da her birinde 2 mi gelecek? Evet. E pekala 1'den 18'e kadar kaç tane sayı var? 18 tane. Hepsini ikişerli gruplara ayırdım mı? Ayırdım. Kaç tane grup oldu? 9 tane. Her birinin ederi 2 mi? Evet 2. O zaman 9 kere 2 bu da 18 olur. Yani bir miktar bir yazmanız lazım. Yazdıktan sonra artık ne gelce aslında soru tarafından size gösterilmiş oluyor. Beşinci soruya geldim. İşte parabolün x eksenini kestiği noktaları x1 ve x2 aslında köklerini söylüyor sana. x1 ve x2 diyor. Tamam. Şimdi bir yazdım arkadaşlarım. x1'in karesi. Artı toplam sembolünden dolayı 2 yazdım. x2'nin karesi. Ya bu kaçtır diyor. Ya Burada kökleri bulmaya falan çalışabilirsin ama bulamıyorsun. Çünkü buldurmuyorlar. O zaman biz ne yapacağız? Hmm, biz ne yapacağız? x2'nin kestiği noktalar e bunun kökü var mı ki? Bir e de bunun kökü yok ha. X e, 16 eksi 20. X 2'nin kesti nokta yok ki bunun. Değil mi? Yani x eksi 2'nin karesi eksi 1 desem bunun x e, 2'nin kesti nokta yok. Onu bir söyleyeyim ben. Ama hadi varmış gibi davranalım. Şimdi e, x1 artı x2 kaçtır arkadaşlarım? eksi b bölü 4. x1 çarpı x2 kaçtır? c bölü 5. Normalde biz bunu şöyle yapıyoruz. Böyle m, köklü sorularda x1 artı x2 4 ya karesini alıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunu 16 yazdım. Tabii ki bunun da karesini alıyorum. x1 çarpı x2 5'miş arkadaşlarım. O zaman x1 kare artı x2 kare eşittir. 10 oldu. Karşıya attım. 6 oldu. x1 kare artı x2 kare de 6'ymış. Normalde bunun kökü var mı yok mu diye şey yapılmaz. Kontrol edilmez. Ben öylesine kontrol ettim. Yani normalde x eksiğini kestiğin noktalar budur diyorsa bunu e, kesiyor gibi alırsın. Ama ben öyle bir bakayım bakalım dedim. Kesiyorum dedim. Kesmiyormuş. Onu düzelttirmek lazım. Fonksiyonu veriliyor diyor. Bu nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım 1 yazdım. Ne oldu? F2 eksi F1 oldu. Artı artık bunu yazdıktan sonra 2 yazdım. Ne oldu? F3 eksi F2 mi oldu? 2 yazdıktan sonra F2'ler gitti. E buradan ne kaldı? F3 eksi F1 ile bu geldi. F3 e 3 yazalım. 3 üzeri 4 81 oldu. Eksi F1 1 yazalım. 3 üzeri 2 9 oldu. Bunların farklarını aldım. Etti bana 72. Direkt yerine yazıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bak 1 yazdım. Sinüs pi bölü 4 yaptı arkadaşlarım. Artı 2 yazdım k yerine. Sinüs 2 pi bölü 4 pi bölü 2 oldu. Artı sinüs 3 yazdım. Sinüs 3 pi bölü 4 oldu. Ve 4 yazdım. Artık o da sinüs pi oldu. Sinüs pi bölü 4 arkadaşım. Kök 2 bölü 2'dir. Değil mi? Sinüs 45. Sinüs 91'dir. Bu 135 ikinci bölgede olduğu için o da kök 2 bölü 2'dir. Sinüs pi de 0'dır artık. Kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 kök 2'dir. Bir de burada kök 2 artı 1'dir dersin. Olayı bitirsin. Geldin logaritma. Bütün fonksiyonları koyarlar. ...toplam sembolün içine. 1 yazdım. Logaritma 2 bölü 1. Artı dedim. 2 yazdım. Logaritma 2... ...şey 3 bölü 2. Değil mi? Artı 3 yazdım. Logaritma 4 bölü 3. Artı nokta nokta. N yazdım. Logaritma n artı 1 bölü n oldu. Eşittir 2'ymiş. E logaritmanın toplam olayı gereği tabanlar aynı olduğu için içleri çarpmam lazım. 2 bölü 1, işte 3 bölü 2, 4 bölü 3, nokta nokta, n artı 1 bölü n'i böyle çarpıştırmam lazım ki burası 2 gelsin. 2'ler, 3'ler, 4'ler, n'ler bizlere ömür. Burası 10 mu arkadaşım? 10. Bir tek n artı 1 kaldı burada. Bir de burada 1 var. Önemli değil. 10 üzeri 2 100'dür. Burada n artı 1 var. N de buradan 99 olarak karşımıza çıkıverir ki geldim 9'a. Şimdi 9. soruda da işte 1 yaz, 2 yaz belli ki birbirlerini götürecekler zaten. Şimdi 1 yazdım. 1 eksi 1 bölü 2. 2 yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 3 yazdım. 1 bölü kaç? 2 yazdım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Bak nokta nokta. En son n yazarsam 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. E zaten arkadaşım bunlar birbirini götürüyor. Bak eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. Ee, bu da götürüyor. Bak eksiler götürüyor. Eksi hemen sağındakini götürüyor. Bu kalıyor artık. O zaman 1 eksi 1 bölü n artı 1'in 6 bölü 7 olmasını istiyorum. Değil mi? Bunu istiyorum ben. Y 6 yazarsam olacak mı acaba? Şöyle 6 yazarsam 1 eksi 1 bölü 7 6 bölü 7 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman n buradan 6 imiş. Paylaştırırsın. Bir şeyler yapabilirsin. İyi sana sayı birimi olmak üzere. Tamam 1 yazdım i üzeri 0 arkadaşlarım. 2 yazdım. i üzeri 1, 3 yazdım. i üzeri 2, 4 yazdım. i üzeri 3, 5 yazdım. i üzeri 4, 6 yazdım. i üzeri Hocam nereye kadar gideceksin? Yazıyorsun, yazıyorsun. Bekle. Bir saniye. i üzeri 79 mu yazacağım? Evet, i üzeri 79 yazacağım. Bak şimdi güzel arkadaşım. Zaten i'lerin olayı şudur. i üzeri 0 1'dir. i üzeri 1 i'dir. i kare eksi 1'dir. i küp eksi i'dir. Bak şu 4'lü 4'lü gidiyor. Yani ilk 4'ü aldığın zaman bunların toplamı 0. Pekala sıfırla 79 arasında kaç tane sayı var? 80 tane sayı var. E hepsini 4'lüye aldığın zaman kaç grup oluyor? 20 grup oluyor. Değil mi mantıken? Yani? Her biri sıfırsa 20 tane 0'ın toplamında 0 zaten. Olay bu. Anlaştık. Geldik buna. 5 ile bölümden kalan kaçtır? 1 yazdım arkadaşlarım. 2 faktöriyel artı. 2 yazdım 3 faktöriyel. 3 yazdım 4 faktöriyel. Nokta nokta nokta. 20 yazdım 21 faktöriyel oldu. Şimdi 5 ile bölümünden kalan. 2 faktöriyel sayısı 2'dir. 5 ile bölümünden kalan yine 2'dir. 5'ten küçük olduğu için. 3 faktöriyel sayısı 6'dır. 5 ile bölümünden kalan 1'dir. 6'yı 5'e böldüm kalan 1. 4 faktöriyel sayısı 24'tür. 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Tamam. Sonra burada 5 faktöriyel. Arkadaşlarım 5 faktöriyel içinde 5 çarpanı var mı? var. 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 5'e böldüğü zaman kalan 0 sadeleştiği için artık bunun hemen sağındaki 6 faktörel 7 faktörel ta ki 21 faktörele kadar hepsinin içerisinde 5 çarpı olduğu için bunların hepsinden kalan 0'dır. O yüzden bu kalan sağlar bizimdir. 4, 2 daha 6, bir daha 7. Toplamını tekrar 5'e böldüğüm zaman da 7'yi 5'e böldüğüm zaman 1 kere 5, 5 kalan 2 olmalı. Faktörelin tipik sorularından bir tanesidir. Şimdi böyle bir dizi varmış. Üçüncü terimi kaçtır? Toplamı buymuş bak. Şimdi mesela en yerine sen bir sayı verdiğin zaman şimdi 3 verdiğin zaman arkadaşım şimdi bu ne diyor? A3'ün anlamı nedir? 3 verdin en yerine. Şimdi K yerine 1 verdim. 1 bölü 2'nin sıfırıncı kuvveti. Artı. K yerine 2 versem 1 bölü 2'nin birinci kuvveti. Artı. 3 versem 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti. Bunu topla diyor. Toplayalım. 1 artı. 1 bölü 2 artı. 1 bölü 4. 4 ile pay değiştirelim. 4 artı 2 artı 1 bölü 4 yaptım. 4 6 7 bölü 4 ile bunu hallettik. Yani aslında ne istiyorsun kardeşim sen benden demen lazım soruya. 13'teyiz. AN dizisi ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizidir. Güzel. E bu ne, ne yani şimdi bu? Adam diyor ki sana ben A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5'i ne verdim diyor sana? 45 verdim diyor. E güzel. Yani burada A1 hepsini A1 cinsinden yazabilirsin. Ama şunu da unutma. A1 ile A5'in toplamının yarısı A3'e eşittir. Yani aslında A1 ile A5 eşittir. A3 ile A3'ün toplamına. Çünkü indisler toplamı eşit oluyordu ya. Yani iki tane A3. Bak bunların toplamı 2 A3. Artı. Aynı mantıkla bunların toplamı da 2 A3. Bir de orada yazık garibim A3 kaldı. Eşittir 45. E 2, 4, 5. 5 tane A3 ne yaptı? 45 yaptı. O zaman A3'ün kendisi 15. Bitti. A3 kaçtır diyor 15. Diğerlerini soramaz zaten diyecektim. Ortak farkı 3'müş. Sorabilir. Ya da toplamları kim? 45. Sen 45'i adede böldüğün zaman oradaki sayı çıkar zaten. Mantıken. Ortak farkı vermese diğerlerini bulamayacağız zaten. Genel terimi AK olan bir geometrik dizinin ortak çarpanı 1 bölü 3'tür. Anlamı ne bunun? 1 yazdım A1 artı 2 yazdım A2 3 yazdım A3 4 yazdım A4'ün toplamı 80 bölü 81'dir. Şimdi bu ne? Geometrik dizinin ilk 4 terim toplamı. E SM formülü neydi orada? A1 çarpı ortak çarpanı 1 bölü 3'tür diyor ya 1 bölü 3 üzeri 4 eksi 1 bölü 1 bölü 3 eksi 1. R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1 vardı ya aa işte o bu. Eşittir. 80 bölü 81. Şimdi A1'i istiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarım A1 çarpı. Şurada biraz bir şey yapalım bakalım. Oynayalım. 1 bölü 81 eksi 1. Değil mi? 1 bölü 81 eksi 1. Bölü. Burası da eksi 2 bölü 3 yaptı. Eşittir. 80 bölü 81. Şimdi burası A1 çarpı. Eksi 80 bölü 81 yaptı. Değil mi? Çarpı diyorum. Bunu da ters çeviriyorum. 3 bölü 2 diyorum. Eksi var. Eksi de buraya artı yapıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmaz herhalde burada. Değil mi? Eşitmiş bu. 80 bölü 81'e. Bu 81'ler gitsin arkadaşlarım. Bu 80'ler de gitsin. A1 çarpı 3 bölü 2 1 ise o zaman A1'in kendisi de 2 bölü 3'ten başka bir şey değildir. Yani bu toplam sorusu olmamış da bu geometrik dizi sorusu olmuş. İfadesinin değeri kaçtır? 2 yazdım diyor. Ne diyor? 2 üzeri 3. Değil mi? 3 yazdım. 2 üzeri 4. 4 yazdım. 2 üzeri 5. Nokta nokta 34 yazdım. 2 üzeri 35 arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Ee, i̇lk terimi 2 üzeri 3 olan ve ortak çarpanı 2 olan. Rr diyecektim. 2 olan geometrizin toplamı. Şimdi burası A1 değil mi? Burası A2. Nokta nokta burası kaç? Şimdi kaç tane sayı var? 34 ile 2 arasında. 34 eksi 2 artı 1'den 33 tane sayı var. Yani burası da 33. terim. Şimdi o zaman benim ilk terimim aslında ben ne bulacağım? S33'ü bulacağım. Karıştırmayın. S33'ü bulacağım. Tamam mı? Şimdi ilk terimim 2 üzeri 3. Çarpı. Ortak çarpanım 2. Üzeri 33 dedim. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 yaptım. O zaman S33. 2 üzeri 3. 2 üzeri 33'e çarparsam 2 üzeri 36. Dağıttığı zaman eksi 8. Böyle 1 geliyor. Geç. Şimdi bunu 8'e benzetmiş. O zaman 8 üzeri, şu 2 üzeri 3'ün 12. kuvveti ya 8 üzeri 12 eksi 8 yazabilirim. Gönlüm isterse Bursa'da buldum. Yani aslında şunu da yapabilirsin ama orada formülü ezberlemen lazım. Geç onu boş ver. 16 AN aritmetiğinin ortak farkı D olmak üzere bunların toplamı buymuş. Tamam. Bu da buymuş. Oo. eksi A bir fark kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi bunun adı ne arkadaşlarım? Bu A1 artı A2 artı nokta 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 AN ne arkadaşlarım bu? 10 artı 25 de Bunları toplayınca bu yapıyormuş. Şimdi bu da A1 artı A2 artı nokta nokta, nokta A50. Bu neymiş? Bu da 45-50'ymiş. Tamam mı? Şimdi bana ne soruyor ki? Bu 10 değil mi? Şu 10. Bu 10. Tamam bana ne soruyor? D eksi A1 soruyor. İyi hadi sorsun bakalım. Şimdi buradan ben bir şey yazabilirim. Ne onun ismi? Bir toplam formülü yazabilirim değil mi? Şimdi Sn neydi? Son terim. ilk 10 terim toplamı. Artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. Ne yapıyor? 10 artı 25'te. Şurası 5 yaptı. O zaman ben A1 ile A10'un toplamını şunu 5'e bölersem 2 artı 5 yazabilirmişim. 2 artı 5 Bulunsun. Ya bir işe yarayacak illaki. Geldim alta. Esen yazayım buraya da. A1 artı A50 ilk terim artı son terim çarpı terim sayısı 50 bölü 2. Ne yapacak arkadaşlarım? 455 çarpı 10 yapacak. Şu sıfırları gönderelim şuradan. Değil mi? 455'i 5'e bölelim. 455'i 5'e bölelim. 5 kere 9 45 91 yaptı. 2 ile çarpsam 2 ile çarpmayayım A1 artı A50 eşittir. Hadi çarpayım 182 yaptı. Tamam. Şimdi elde ne var? Elde 2 tane nur topu gibi bilgimiz var arkadaşlarım. Bir şu var bir de şu var. Şimdi bakalım buradan ne yapabilirim? İşte artık ilk aklıma ne gelirse onu böyle pataküte dalacağım valla. Şunu da şöyle yaptım. Şimdi gençlerim elde bu var ve elde bu var. İkisini biz A1'e göre yazalım mı? Yazalım değil mi? Şimdi şöyle yazalım. A1 artı buna da A1 artı 9D yazalım. Eşittir. 2 artı 5D olsun. Tamam. Bunu bu tarafa atalım. 2 tane A1 artı 4D eşittir. 2 olsun. 2'ye bölelim. A1 artı 2D ne yaptı? 1 yaptı. A aslında bu A3 eşittir. 1'miş. İyi bulunsun lazım olur. Gelelim buraya. A1 artı A1 artı kaç D? De? 49D de eşittir. 182 imiş değil mi? 182 imiş. Şimdi A3 1'miş ya. Ee, A3 1'miş. Tamam. 2A1 artı 49D eşittir. 182 geldi. O zaman A1 nedir? Şimdi A3 eşittir. A1 artı 2D ya. A1 nedir? Buna 1 dediysem ben. Değil mi? A1 de 1 eksi 2D'dir. Şimdi 2 tane var. O zaman 2 eksi 4D yaptı. Artı 49D eşittir. 182. Allah'ım sana geliyoruz vallahi. Buradan 49'dan 4 çıktı. 45'te. Güzel işler olacak galiba. 182, 180. Aa güzel oldu. O zaman D kaç arkadaşım? 4. Güzel. D yine 4 yazdım. Nerede yazayım? Burada yazayım. Şurası 8 oldu arkadaşlarım. Bu da 1 ise A1 de o zaman eksi 7 mi? Eksi 7. Aa çok güzel oldu. 4 eksi eksi 7. 11 ile bu işi de bitirmiş oldum. Olmadıysa olmadıysa bir daha izleyebilirsin sana zahmet. Hiç olmadıysa hocam bir daha anlat ya ne yaptın sen de diyebilirsin ama inanın sadece tanım yaptım ve sadece A1'leri falan buldum. Bu testimin sonuna geldim. Kısa bir testmiş. Evet kısa sürdü ama güzel. Yani 16 en azından güzelmiş. Bu da forum sorusuydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki testte Allah'ın izniyle size de daha güzel şeyler anlatmaya çalışacağım. Evet bu düşündüren soruları sizce çözelim mi? Yorumlara alabilirim arkadaşlarım. Yok hocam biz düşünelim derseniz de kalsın derim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.